Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle kız çocuklar için panduf yapımını anlatacağım. Şöyle gördüğünüz gibi püsküllü, şu şekilde tığla yapılan hazır taban kullandım. Şöyle kaydırmazlı, içi de keçeden oluşan bir patiğimiz. Ben bunu 24-25 numara bir taban kullandım. Yani 24-25 numara giyen bir çocuk için ayağına uygun olacak. Himalaya'nın Doping finesini kullanıyorum. 2,5 milimetrelik bir tığım var şöyle. Ve kadife ipim var gördüğünüz gibi. Şimdi tabanı nasıl ayarladım? Onu göstereyim ben size. Tabanımı şu tepeden tutuyorum. Bakın şu tepe 1, 2, 3, 4, 5.'ye. 5.'ye işi bakın topuk tarafından ipimi buradan battım. Aynı şekilde burayı gene burayı da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5.'ye. Şuraya kadar çift batacağım. Şimdi şöyle başlayalım. İlk buraya nasıl battım? 5.'ye işaretlediğim yeri göstereyim size. Tığımı aldım. Şöyle bir zincir. Gördüğünüz gibi tepeden 1, tepe 1, yanındaki 2, 3, 4, 5. Yani yandan 4. sayarsak 4. batıyorum. Bunlara toplamda şöyle tutuyorum. 2, 4, 6, 8, 9 tane yuvam var bakın gördüğünüz gibi. Bu yuvaların içine çift batarak patiğimize başlıyoruz. Şöyle kaydırmaz taban benim düz yüzüm olarak görünecek şu şekilde. Kendinize bakan tarafı. Hepsine çift batarak yani 9 tane toplamda topa çift batıyoruz. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tanesine böyle çift battım. Şimdi ta ki nereye kadar devam edeceğim? Şu tepeyi tutuyorum. Burnundan bakın bu patiğimizin tabanımızın burnu. Burada ilk deliğimiz şu bakın. 1, 2, 3, 4. Dördüncüyü şöyle işaret takıyorum. Oraya kadar bütün yuvalara birer tane batacağım. Kaç tane battığımı da söyleyeyim. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Bu sayılara da çok takılmayın. Her patik tabanındaki yuvalar farklı oluyor. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yaptım. Şu işaretleyicimi çıkarttım. Buradan da başlıyorum şimdi. 9 tane yine çift batacağım. Dokuz tek battım. Şimdi 9 tane de çifte devam ediyorum. Dokuz tabanda çift yaptık. 9 tane de tabanımızın burun tarafından çift örüyorum. Sayalım şimdi. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Burası tamam. Şimdi patimizin yan tarafındayız. Burada kaç? Buradan da tekli devam ediyorum. 9'dan sonra tekliye geçtim. Burayı hep tek devam ediyorum. On tane de tekli yapıyorum. Şöyle 10. 10'uncuyu battım ve ilk şöyle zincirimin içine kapatıyorum. Bir, iki zincir çektim. Şimdi burada bütün trabzanlarımın içine sık iğnelerimi, pardon, şu tepedeki sık iğnelerimin tepesine
İkili trabzan yaparak devam ediyorum. Şöyle. Bir doluyorum. İki seferde çekiyorum. Bir dolayıp iki seferde çekiyorum. Komple hiçbir şey artırma, eksiltme yapmadan bu sırayı tamamlıyorum. Böyle bütün sırayı siz de tamamlayın. Ben de tamamlayayım, geleyim. Bitene kadar böyle dönerek sadece trabzan, her sık iğnenin tepesine bir trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, bu sırayı şöyle tamamladım. Bütün hepsine teker teker trabzan yaparak ilk sıramızı bitirdik. İlk sırayı bitirdim. Şu zincirimin tepesine kapatma işlemi yapıyorum. Kapatma işlemimi yaptım. Buraya iki tane zincir ve şu zincirimi saymıyorum. Şu ilk trabzanıma böyle batıyorum. Bakın, buradan batıp diğer tarafından çıktım. Buradan şöyle trabzanlarımı yapıyorum. Arkadakine de bakın, arkadan batıyorum. Aldım arkadan, ilmeğimi çıkardım, işledim. Bir önden, bir arkadan. Şöyle battım, bakın. Bir önden, bir arkadan. Aynı devam böyle. Bir önden, bir arkadan. Lastik şeklinde böyle örüyoruz. Şu şekil, bakın gördünüz mü? Böyle oluyor. Şimdi tam net anlaşılmıyor ama birazdan anlaşılır. Bu sırayı da bu şekilde bitireceğiz. Yani tekrar şurada göstereyim size. Arkadan aldım. Sırada arkadan alma var. Önden alıyorum. Bakın, öndekini şöyle batıyorum. Aldım. Yine arkadan şöyle battım. Arkadan aldım. Öndekini önden aldım. Bu sırayı sıra sonuna kadar, ta ki şu birleştirme yerine gelene kadar örelim. Aynı şekilde bu işlemle devam ediyorum. Evet, ben ikinci sırayı da tamamladım. Şu şekilde bitirdim. Yine şuradan kapatıyorum. İlk zincirimin tepesine batarak kapattım. Burada bir iki zincir çekip ön trabzanlara önden, arka trabzanlara arkadan batıyorum. Bu üçüncü sıradayız. Üçüncü sırayı da yine hiç eksiltme, artırma, hiçbir şey yapmadan aynı şekilde bu sırayı da işliyoruz. Önleri önden alacağım. Bakın, öndeki şöyle direklerimiz oluşuyor. Önleri önden, arkaları arkadan alacağım. Bu şekilde bu sırayı da komple yapıp bitiriyoruz. Dördüncü sırada kesme işlemine başlıyoruz. Evet, ben üçüncü sıramı da şöyle tamamladım. Bakın, şu şekilde bir görüntü oldu. Böyle üçüncü sıramı da şöyle kapatıyorum. Zincirimin tepesinde. Yine iki zincir çekerek aynı işlemleri yapıyorum. Burun tarafında artık kesme işlemine başlayacağız. Nereye kadar yine örüyoruz. Ben şimdi belirleyeceğim orayı. Şöyle. Buradan şöyle patiğimizi belirleyeceğiz ortayı. Şöyle tutuyoruz. Şu şekilde tam ortaya gelen direği tuttum. Bakın şurası. Ben şöyle şurayı tutuyorum. Bunu saymadan, ortadakini saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5.ye şöyle bir tane belirleyici taktım. Yine aynı şekilde ortayı tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5.ye bir tane daha belirleyici taktım. Şu şekilde tam ortalardan işaretledim. Şimdi kesme işlemimize başlıyoruz. Şuralarda öreyim. İşaretlediğim direğe geldim. Şimdi tığımı doluyorum. Üstteki direğe battım. İki tanesini çekiyorum. İki tanesi tığımda kalıyor. Tığımı doladım. Arkadaki direğe batıyorum. İki çektim ve üçünü bir çekiyorum. Tığımı doladım. Ön direğime batıyorum. İkisini çektim. Tığımda iki.
Arka direkten battım. Şöyle ikisini çektim. Tığım da 3. 3 tane çektim. 2 tane kesme oldu. Toplamda 10 tane kesme yapacağız böyle. Bu şekilde bir önden bir arkadan böyle keserek devam ediyorum. 3 oldu. Dördüncü kesmem. Önden aldım. Arkadan. Beşinci kesmem. 1, 2, 3, 4. Evet, beşinci kesmem. Şöyle önden alıyorum. Bir de arkadan. Altıncı kesmem. Önden aldım. Bir tane arkadan. Yedinci. Aynı şekilde kesmeye devam ediyoruz. 8. 9. Bu sonuncu. 10'uncuyu da kesiyorum. 10 tane kestim. Şöyle. Bakın toparlanmaya başladı bile. Bu direğimdeki tek kalıyor. Bakın şurası. Buraya tek batacağım. Burada kesme yapmıyorum. Burada normal işliyorum. Evet. Ta ki sıra sonuna kadar aynı işlem. Kesme bitti. Artık kesmiyoruz. Normal önden arkadan işliyoruz. Bir önden bir arkadan. Evet, sıramın sonuna geldim. Bu dördüncü sıramızdı. Sıramı kapattım. Bir, iki zincir çektim. Yine aynı işlemi yapıyorum. Ta ki bu işaretlediğim yere gelene kadar aynı devam ediyorum. Burada kesme yapmıyoruz. Topuk tarafında hiçbir şekilde kesme yapmadan bu şekilde bir önden bir arkadan işleyerek devam ediyorum. Evet, işaretlediğim yere kadar geldim. Arkadaki trabzanımı yaptım. Şimdi tığımı doluyorum. Bakın kesme yerindeyim şu anda tam. Bu kesme yerinde şöyle ikili ikili alıyoruz. Bakın bunları. Böyle aldım. Bir işledim. Tığımda 2 tane var. Doladım. Hemen yanındakini de alıyorum. Onu da böyle işliyorum ve hepsini çekiyorum. Şimdi tekrar gösteriyorum. Tığımı doladım. Şöyle ikisini birden alıyorum. Bakın. Şu şekilde. Çektim. 2 ilmek işledim. Tığımda 2 kaldı. Doladım. Yandakini üstten yine böyle alıyorum. Onu da aldım. 2 ilmek çektim ve 3 ilmeği bir anda çekiyorum. Tekrar doluyorum. Üstten 2'yi alıyorum. Şöyle bakın şu şekilde işledim. Tığıma doladım. Hemen yanındakine 2 çektim. 3'ünü birden çekiyorum. Şöyle kesme işlemimiz oluşuyor. Şimdi tekrar gösteriyorum. 3 tane kestik. Burada 5 tane kesme işlemimiz oluşacak. Dördüncüyü kesiyorum. Ve şurası 5. Hepsini birden kestim. Yine bakın şuradayım. Direkteyim. Buradan yine aynı şekilde devam ediyorum. Son bir sıra daha kesme işlemimiz kaldı. Patiğimizin burun kısmı oluşmaya başladı arkadaşlar. Şöyle sıranın sonuna kadar geliyorum. Evet, sıranın sonu. Şöyle birleştirip kapattım. Evet, bakın gördüğünüz gibi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani son bir taneyi daha keseyim. Onda da
O kesme işleminden sonra buraya bir tane fiyonk çiçek yapıp babet gibi de kullanabilirsiniz. Bir sonuncu sıramı da döneyim. Şuraya kadar yine işliyoruz. Bakın şu kesme işlemine başladığımız yere kadar yine aynı şekilde topuk kısmında yapıyoruz. Oraya kadar siz de gelin. Ben de yapayım. Evet, ben gördüğünüz gibi buraya kadar geldim. Arkadan trabzanımı yaptım. Sonuncum arkadan. Şimdi tığımı doluyorum. Burada 5 tane kesimimiz vardı. Böyle ikisini birden yine alıyorum. Tığımı aldım. Bir sefer çektim ve tığımda kaldı. Tığımı doluyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Tığımı aldım. İkisini çektim. Tığımda 3 oldu. Bunların hepsini topluyoruz tığımızda. Hemen yanındakine geçtim. Tığımı aldım. İkisini çektim. Tığımda şu anda 4 tane ilmeğim var. Yan tarafa geçiyorum. İkili alıyoruz bakın. İkisini çektim. Tığımda 5 tane var. Tığımı doladım. Şöyle bakın iki şekil ikiliyi alıyoruz. Kestiklerimizi topluyoruz. 2 tanesini çıkarttım. Tığımda toplamda 2, 4, 6 tane ilmeğim var. Hepsini birden şöyle yavaş bir şekilde çekip kapatıyorum. Bu kadar. Kesme işlemimiz bununla bitiyor. Şimdi buradan tığımı doladım. Şu tam orta, bak yaptığımız bu sonuncu işaretlediğimiz direğe geliyorum. Üst taraftan aynı şekilde bir önden bir arkadan yine devam ediyorum. Kesme işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bu üzerine süslemeler size kalmış. Kanalımda süsleme şeyleri de var, çiçekler de var. Onlardan bakıp üzerine uygun güzel süslemeler yapabilirsiniz. Şöyle kapatıyorum. Bakın böyle babet de çok hoş duruyor. Bu şekilde de şuraya dediğim gibi bir fiyonk ya da çiçek yaparaktan çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde yine devam ediyorum. Şuraya geldiğimizde bir püf noktası daha var. Buraya kadar yine işleyelim. Aynı şekilde bu tarafı devam ediyorum. Şuraya geldiğimizde burayı birleştirme yerini göstereceğim. Evet, ben buraya kadar geldim. Şimdi önden işlemişim. Bir tane arkadan işleyeceğim var. Onu da işleyeyim. Şöyle tığımı doladım. Bakın burayı nasıl yapacağız? Şöyle şuradan bir ilmek var. Bakın şu arada. Şuradan bu ilmeği alıyorum. Hemen şuradan da bu ilmeği, şunu aldım. Şöyle çıkartıyorum. Bir çektim, iki çektim. Şimdi tekrar göstereyim size arkadaşlar. Nereden net olduğunu biraz yakınlaştırayım isterseniz. Şöyle tığımı aldım. Arkadan yaptığımın sonuncusunu. Şurada bakın şu kesim yerinin başlangıcından buradan bir tığ aldım. Bir de şu direğimin hizasına geliyorum. Bakın şuradan şöyle bir tığ aldım. Bakın şuradan şöyle gösterecek olursak şuradan birer şey çıkartacağız. Şöyle yakından iyice net bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Şuradan batıyorum. Bir ilmek buradan çıkardım. Bir ilmek de buradan. Bunu şöyle alıyorum. Bir, iki seferde çıkartıyorum. Şöyle. Cam olarak arkadan, önden devam ediyoruz. Böyle. Şöyle bir direk oluştu ortadan gördüğünüz gibi. Şimdi aynı böyle arkalı, önlü bu sırayı bitiriyorum. Ve kapattım. Şu şekilde bakın gördüğünüz gibi kesme işlemim tamam. Şimdi aynı şekilde ben kaç sıra gideceğim buradan? Ben 3 sıra daha gideceğim. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Kesme, artırma bitti artık. 3 sıra daha şöyle boyutunu uzatacağım. Böyle. Siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. 3 sıra daha gidiyoruz. 3 sıra sonra tamam.
Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 olmuş bununla birlikte. Ben şunu da sayıyorum. Şimdi siz 3 sıra daha gideceksiniz. 3 sıra sonunda bitirip püskülüne başlıyoruz. Evet, bu sıranın da sonuna böyle geldim. Şimdi ilmeğimi kapatıyorum. 3 sıra daha ördüm ben. Şu şekilde bot şeklini aldı. Bakın. Böyle de kullanabilirsiniz. Böyle de gayet şık duruyor. Şimdi ben püskül yapımını anlatacağım şimdi sizlere. Ben püskül için şöyle elinizde eşit olmabilmesi için herkes elinde yani elle yaptığınızda düzensiz oluyor. Ben şu şekilde etiketimi, ipimin etiketini kullandım. Şöyle ilmeğim burada. Etiketimi şuraya koyuyorum. Şöyle üstten doladım. Böyle hizalıyorum. Hizaladıktan sonra ilk yere sık iğne ile şöyle batıyorum. Üstten yine doluyorum. Çok sert yapmanıza gerek yok. Biraz gevşek yapın. Kağıdınızın çıkması kolay olsun. Hemen hizaladım. Ve ilk ilmekle işliyorum. İşlemi aynı şekilde üstten doluyorum. Şöyle biraz yukarıdan yapayım. Doladım. Sıradaki ilmeğim hangisi? Şurası. Buradan sık iğne ile sabitliyorum. Üstten geçiriyorum. Alttan hemen sıra sıraya böyle bu şekilde yapabilirsiniz. Daha uzun istiyorsanız siz daha uzun bir kartondan bir şekil oluşturup çizin. Ben bu herkesin ipi var. İpini almışken bunu da değerlendirmek istedim. Elinde varken böyle yapabilirsiniz. Böyle sıra sıra hepsini yapacağım. Şöyle dolduruyorum bakın. Şöyle çekerek, şöyle bakın göstereyim size. Şöyle çıkardığınızda o zaten kendi kendine şekilleniyor. Bakın. Şöyle uzattığınızda kendi kendine şeklini alıyor. Aynı hizada olabilmesi için ben böyle bir şey kullandım. Siz farklı şeylerle de deneyebilirsiniz. Farklı uzunluklarla. Daha uzun yapmak istiyorsanız dediğim gibi kartondan bir şerit kesip onunla yapabilirsiniz. Sık iğneli kapatmanız yeterli. Bir yumaktan gördüğünüz gibi bu çıktı ve yumağım arttı da bir tek daha çıkabilir yani tam çıkmasa bile bir tane daha tahmini çıkabilir. Şöyle iyice çekiyorum. Yeni yer ayarlayayım kendime. Şöyle çıkartayım biraz. Bu şekilde bakın devam edeceğiz. Siz böyle püskül yapmaya da bilirsiniz ama gerçekten püsküller çok güzel duruyor. Kağıdımın üstünden şöyle geçirerek devam ediyorum. Çok az kaldı. İsterseniz kesebilirsiniz ama kağıt keserek çıkartabilirsiniz. Ama diğer çiftinde de kullanacağınız için yırtmadan
çekerek yapabilirsiniz. Ta ki başladığımız yere kadar. Arkadaşlar ben bitirdim. Şimdi şuradan ipimi kesiyorum. İpimi kestim. Sabitledim buraya bir zincirle. Gördüğünüz gibi bugün sizlere bu güzel pantolonların yapımını anlatmaya çalıştım. Kanalıma beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Hoşça kalın, iyi günler.